Merhabalar arkadaşlar. Kermanşah eyaletinin Bistun şehrinde İpek Yolu üzerinde bu kervansarayda uyuduk. Çok güzel bir yer. Arkamdaki dağa bakın. Efsanelere göre Ferhat'ın deldiği dağ tam olarak burası. Şimdi size Ferhat ve Şirin'in hikayesini anlatmak istiyorum. Efsanelere göre Ferhat çok iyi bir taş tıraşçısı. Şirin ise Ermeni kralının kızı. Şirin süt içmeyi çok seven birisi. Her gün ona uzak yollardan süt getiriyorlar. Ama süt gelene kadar da bozuluyor. Ne yapsak, ne etsek diye düşünürken Ferhat'ı çağırıyorlar ve diyorlar ki bir tane koyunların olduğu yerden saraya kana alaç, direkt süt akarak saraya gelsin diyorlar. O da tamam diyor. Başlıyor kanal açmaya ama Ferhat Şirin'i gördüğü için Şirin'e aşık oluyor. Ve Ferhat'ın Şirin'e olan aşkı dilden dile dolanıyor. Hüsro ise Sasani kralı Şirin'i seviyor, Şirin de onu seviyor. Hüsro'nun kulağına Ferhat'ın Şirin'i sevdiği haberi geliyor ve o sinirleniyor. Çünkü kendisinden başkasının Şirin'i sevmesini istemiyor. Ne yapsam, ne etsem, Ferhat'ı öldürsem mi diyor. Ama öldürse de masum birini öldürmek istemiyor. Ferhat'ı sarayına çağırıyor, onunla konuşuyor. Şirin'i sevmeyi bırakmasını istiyor. Ama Ferhat çok muhkem bir şekilde onu sevmeyi bırakmayacağını söylüyor. Ve bir anda Hüsro sinirleniyor, onu öldürmek istiyor ama kendini tutuyor. Ve ona diyor ki, daha bir tane kanal aç, ben ve ailem oradan rahatlıkla geçebilelim. Böyle bir kanal açmasını istiyor. O kanalı açarken artık onunla meşgul olsun, Şirin'i unutsun istiyor. Ve Ferhat daha kanal açmaya gidiyor. Kanal açmaya giderken de hep Şirin'i düşünüyor. Şirin bir gün Ferhat'ı merak ediyor. Atıyla o dağa gidiyor ve atıyla birlikte yere düşüyor. Ve Ferhat atıyla beraber Şirin'i kaldırıyor. Ferhat çok mutlu oluyor Şirin'i gördüğüne. Ve Hüsro'nun kulağına Şirin Ferhat'ı görmeye gittiği haberi geliyor. Hüsro ne yapsam ne etsem diyor. Büyükleriyle meşveret ediyor ve ona diyorlar ki Ferhat'a Şirin'in öldüğünü söyle. Ve Ferhat'a Şirin'in öldüğünü söylüyorlar. Ferhat o anda elindeki çekiç yere düşüyor. Orada canını teslim ediyor. Efsaneye göre de orada bir tane nar ağacı yetişiyor ve o nar ağacının meyvesi de her derde deva. Sonra Hüsro ise Ferhat'ın ölüm haberini Şirin'e gönderiyor ve Şirin de bu duruma üzülüyor. Bu Ferhat ve Şirin'in hikayesi. Hüsro ve Şirin'in hikayesi de var ama bizim için önemli olan şu an Ferhat ve Şirin'in hikayesiydi. Bu efsane Firdevsi'nin Şahnamesi'nde ve Nizamiye Gencevi'nin kitabı olan Hüsro ve Şirin Nizami'de yer alıyor. Şimdi bu efsane kısmıydı. Efsaneyi size anlattım. Bir de bilimsel kısmı var. Bilimseli de yanına gidelim, size göstereceğim. Şuraya bakın. Tamamen arkam tarih dolu. O tarihi kitabeleri, tarihi heykelleri size göstereceğim. Yani buraya gelirseniz bu kervansarayda kaldığınızda her yer size yakın. Çünkü sadece görülmesi gereken yer şöyle arkamda yer alıyor. Diğer arka tarafta da çok önemli bir ateş tapınağı olduğunu söylüyorlar. Tabii şu an bu ateş tapınağı kalmış mıdır bilmiyorum. Bu arada İran'da 999 tane kervansaray var ve ben şu an onlardan bir tanesindeyim. Şimdi kahvaltı yapalım. Otelin restoranı da böyle bir yer. Bu sona kaldık. Şimdi tabak getirdiler. Kahvaltımızı yapalım. Kervansaray'ın 4 tane eyvanı var. Şöyle. Şimdi gidelim, odayı da göstereyim size. Oda böyle bayağı büyük. Burada bir tane koltuk var. Masa, televizyon.
Hemen içeriye giriyoruz. Burada buzdolabı var. İki tane koltuk var. Yatak burada. Hemen burada aynalı masa var. Tuvalet, banyo da burada. Burada da para kasası var. Battaniyeler var. Sabun, şampuan, diş macunu, diş fırçası. Bakın bunlar var. Biraz konuşmakta zorlanıyorum. Kusura bakmayın, ben hasta oldum. Arada bir anda öksürük tutuyor beni. Gözlerim de bayağı gitti. Şimdi o tarihi yerlere gidiyoruz. Gidelim, oraları da görelim. Kervansaray'ın tarihçesi burada yazıyor. Safeviler döneminde Şah Abbas tarafından yaptırılmış. Kerbela'dan gelen zahirler burada konaklıyormuş ve Kaçarlılar döneminde restore ediliyor ve Pehlevi döneminde de burası ambar olarak kullanılıyor. Şimdi biz dağa doğru gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar, bu bölgedeki tek otel şu kaldığımız kervansaray. Manzarası müthiş zaten. Bakar mısınız dağın heybetine? Sanki ruhu var. Şimdi buradan dümdüz gidip şuradan şöyle yukarı çıkıp oraya gitmemiz lazım. Şimdi bu yoldan çıkıyoruz. Kaldı sayılır. Yoruldun mu? Yok. Doğru mu? Doğru, doğru. Burada yol var. Diğer yerlere gitmek için geldik. Efsanelere göre Ferhat bu Bistun Dağı'nda kanal açtı. Arkeologlar bilimsel araştırmalar sonucunda buranın Sasani Padişahı Hüsrev zamanında büyük bir kilise yaptığı için kazıldığı söyleniyor. İran'ın en büyük insan eliyle kazınmış olan kayalık oyuntusu Hüsrev'un Pers kralı olan Kuruş'tan daha büyük bir kitabe bırakmak istemesi amacı kazındığı söyleniyor. Tabii böyle bir niyet olsa da sonuca varılmamış. Burada bir tane insan siretinin olduğunu söylüyorlar. Yani kayaya oyduğunu söylüyorlar. Ama ben onu göremiyorum. Tam olarak nerede bulamıyorum. Biraz yakından bakacağım. Efsanelere göre Ferhat'ın kanal açmak istediği dağ burası. Ama Allah aşkına, böyle kanal açabilir mi bir insan tek başına? Düşünün, 200 metre uzunluğu var, 36 metre yüksekliği var. Yani bir insanın tek başına yapabileceği bir iş değil ve bu şekilde de yapamaz ki. Şöyle şuradan bir yuvarlak açıp gider. Yani bakın. Şöyle beni çek, dur.
Bakın ne kadar küçüğüm. Şuna bakın ne kadar küçüğüm. Allah aşkına, imkansız. Önünde nokta gibi duruyorum. Dolu kertenkele var. Bakın burada bir şey bulduk. Sanki burada Sasani yazıyor. Tabii bu ne kadar eski bilmiyorum. Şimdi gözüme çarptı. Diğer taraflara da bakalım. Başka bir şeyler bulabilir miyiz? Müzik eşimin ilgi alanı, tarih ise benim ilgi alanım. Ben tarihi eserleri görünce böyle çok fazla heyecanlanıyorum. Eşim de enstrüman çalan birisini gördüğünde aynı bu şekilde heyecanlanıyor. Bakın. Kayalıklar bu şekilde oyulmuş. Ne zaman oyuldu bilmiyorum. Ama burada ilgimi çekti. Buraya gelenler buna bakıyor. Aa, hiçbir şey yok deyip gidiyorlar. Ben şu an tek tek inceliyorum. Bakayım bir şey bulabilecek miyim diye. Kaldığımız kervansaray hemen şurada. İnsan yüzü var. Dedikleri yüzü de görmüş olduk. Şimdi diğer tarafa gidelim. Burada bir tane kayalık var. Sanki bunu sütun yapacaklardı. Bakın, yuvarlak bir şekilde yontulmuş. Ketibesinin olduğu yerdeyiz şu an. Restore ediliyor. Şu an biz göremiyoruz. Size resmini paylaşırım. Dariush Ketibesi Doğu yazıtlarının melikesi olarak biliniyor. Ve çivi yazısı ile yazılmış olan kitabelerin anahtarı olarak biliniyor. Babil yazıtları, Asur yazıtları gibi bunları da burada görmek mümkün. Müzik
heykel kabartma ve vakfname görüyoruz. Heykel kabartma Partlar dönemine ait. Bu vakfname ise Safeviler dönemine ait. Buranın iki dönümünü şuradaki kervansaraya vermişler. O da yazıyor burada. Böyle bir tarihi eser. Adımın çivi yazısı ile olduğu bir şöyle kolye yaptırıyorum. Bileklik de var. Ortasında fere ve her de var. Şöyle bileklik de var. Çerengi su. Kahveyi yok. Kahveyi. İnaç ya. Kargazan. Bakın burada hangi şeklin hangi harf olduğu yazıyor. Şunu alayım. Yazarım ben de. Şu karşıdaki de Sasanilerin bayrağı. Gittiğim her yerin kitabını alıyorum. Kermanşah'ın da kitabını aldım. Bu da Bistun'a ait. Her şey ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Bu kitaplar benim için çok değerli. Burada yontma taş devrinden kalma bir tane mağara var. Avcılık mekanı olarak kullanılmış. İçinde çanak çömlek ve vahşi hayvan kemikleri bulunmuş. Şurada bir delik var. Burada açıklamalar var. Burada insanoğlunun Afrika'dan Asya'ya 108 milyon yıl önce göç ettiği yazıyor. Burada ise o zamanki insanların kafatası şu şekildeymiş. Şurası uzun, bakın arkası uzun, burası düz. Şu anki insan kafatası şekli bu şekilde. Burada da o zamanlarda nasıl avlanıyorlardı, onların araç gelişlerini göstermişler. Bakın, burada da ateş çıkartıyor sanırım. İki taşı birbirine vuruyor. Evet, bakın burada ateş var. Ateş bulunmuş. Burada Partlar zamanında yaptırıldığı düşünülen bir Yunan kahramanı Herkül'ün heykeli var. Herkül aslan postunun üzerine uzanıyor. Elinde bir kase var. Arkasında zeytin ağacı var ve zeytin ağacına asılı bir keman var. Ve yanında da o zamana ait bir silah var. Burada daha ayrıntılı bir şekilde görünebilir aslında. Bakın bu aslan postunu şu şekilde çizmişler ama burada aslan yok. Postu var sadece. Zeytin ağacı, burada yay var, burada da o zamanın silahı var. Arkasında ise bunu söylemeyi unuttum. Bakın şurada Yunan mabetleri şeklinde de bir kitabe var. Tercümesini okudum ama tercümesinin tam bir anlamı yok. Aslında doğru düzgün çevrilememiş. Yani bir anlam ifade etmiyor aslında. İran'ın en büyük altın madenlerinden bir tanesi Kürdistan eyaletinde. Ama şöyle bir durum var, İran'a ait değil. %70'i Kazakistanlı bir iş adamına ait. %130'u İranlılara ait. Ben oradan izin alıp size çekim yapmak istedim ama izin alamadım. Çok fazla rüzgar esiyor, sesim büyük bir ihtimal gidiyor. Altın madeni var, önemli madenler var ama o bölgede mahrum bir bölge. Onların sebepleri var, neden mahrum olduğu. İnşallah belki yıllar sonra size açıklarım. Hemen burada bir tane yarıda kalmış Sasaniler dönemine ait bir yapı görüyoruz.
Hüsro perviz yaptırıyor ama bitmiyor. Bu gördüğünüz gibi yarıda kalıyor. Bu kısımlar yarıda kalmış gibi de bu kısımlar yıkılmış gibi duruyor. Buradaki yapıların yarıda kalması çok ilginç. Sanki bir olaylar yaşanmış. Bu olaylar yüzünden bu yapılar yarıda kalmış gibi. Belki büyük bir savaş olmuş olabilir. O yüzden bütün yapılar yarıda kalmış da olabilir. Yani böyle düşünüyorum. Bakın bu taşlar Sasaniler dönemine ait taşlar. Kendini belli ediyor. Ama bunlar Sasaniler dönemine ait taş yapısı değil. Büyük bir ihtimal ondan sonra, yıllar sonra da devamını yapmaya çalışmış olabilirler. Yapmış da olabilirler, yıkılmış da olabilir. Bakın şurada çünkü bir demir yapı da gördüm. Bakın oraya. Ha, o restore için sanırım koyulmuş. Bazı tarihi eserler hakkında çok az bilgi var. Bunun sebebi de tarihi eser çokluğu. O kadar fazla var ki artık bazılarını önemsemiyorlar bile. Burada bir tane şerbet evi var. Şerbet içelim. Güzel hediyelik eşyalar da var. Şimdi kakuleli safranlı şerbet istedim. Burada oturacağız. Wow, çok güzel. Evet, şerbetimiz geldi. Tadına bak. Nasıl? Çok lezzetli. Sevdin mi? Çok iyi, çok iyi. Bakayım. Çok şekerli. Evet ama çok lezzetli. Fazla soğuk değil. İran'ın herkesin bildiği turistik yerleri var. Bunlar Tebriz, Tahran, Kaşan, Şiraz, İsfahan, Yezd. Bunlar bilinen ve çok gidilen yerler. Dini ziyaretler için de Kuma ve Meşe'de çok gidiyorlar, değil mi? Ama İran'da birçok gidilmesi gereken yer var. Ama reklamı iyi yapılamadığı için insanların bu yerlerden haberleri yok. Bunlarda mutlaka gidilmesi gereken yerlerden bir tanesi Şüşter. Size mutlaka Şüşter'e gidin derim. Bazı sebeplerden dolayı oraların reklamı yapılmıyor. Size bu konulardan bahsetmeyeceğim şimdilik. Belki yıllar sonra bahsederim. Ama oraya mutlaka gidilmesi gerekiyor. Ve bir diğeri ise şu an benim kendi gözümle gördüğüm ve wow, nasıl bir yer burası. Buraya mutlaka insanların gelip görmesi gereken yer dediğim yerlerden bir tanesi de bu Bistun. Mutlaka buralara gelin, yakından görün. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beni desteklemeyi unutmayın. Yorum, beğeni ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.